Merhaba, ben Savaş Yakar. Hayatımız Proje, projesinin el kitabında yer alan kişisel gelişim yazılarını okumaya ve açıklamaya devam ediyorum. Bugün sizlerle paylaşacağım yazı, şirketi proje ofisine hazırlamak. Proje ofislerinin başarısız olmasının önemli bir sebebi şirketi böyle bir yapı ve değişime hazırlamamaktır. Şirket, proje ofisinin faydalarından ve neyi nasıl iyiye değiştireceğinden habersiz olduğunda problemler başlar. Şirketlerde hiçbir değişim veya yenilik küçümsenmemelidir. Yeni bir yapının yetki ve sorumluluk alanını belirlerken diğer hassasiyetleri göz ardı etmemek gerekir. Unutulmaması gereken uzun bir yolculuğa çıkıldığı zamanla olgunlaşacak bir yapının kurulduğudur. Önceliğiniz şirketteki proje problemlerine, projelerde yaşanan sıkıntılara odaklanmak olmalıdır. Biz buna aslında önce ağrının giderilmesi deriz. Önce şirketteki problemler belirlenmeli ve bunun üzerine gidilmelidir. Daha sonra tedaviye başlayabiliriz. Proje ofisi, projelerde yaşanan problemlerin çözümlerine odaklanmalıdır. Burada da belirlenen problemler içerisinde en sıkıntılı olan, en büyük olanlara odaklanmakta fayda vardır. Önce büyük problemlerden başlamak, daha fazla paydaşın rahatını sağlamak önemlidir. Getireceği çözümlerin diğer departmanlarca kabul görmesi, hangi sürecin nasıl yönetileceği ve neden o şekilde yapılmasının önemli ve faydalı olduğu iyice çalışılmalıdır. Burada unutulmaması gereken bir şey, proje yönetimi veya proje ofisi gibi yapılanmaların herkesin algısında fayda yaratacağını düşünmemektir. Bazı departmanlar tarafından proje ofisi işleri zorlaştırmak veya daha karmaşıklaştırmak anlamına gelir ki bunun böyle olmadığının çok iyi açıklanması gerekir. Yapılması gerekenler ve doğru anlatılması şart olan başlıklar şunlardır. Proje deposu. Her projenin yazılı kayıtlarının saklanması ve kontrol altında tutulması gerektiğinde erişilebilir olması gerekir. Proje ofisinin en önemli sorumluluklarından biri budur. Projelere ilişkin belge ve kayıtların saklanması ve erişilebilir olması şirketin hafızası anlamına gelir. Gelecekteki projelerde bu depoya ulaşılarak birçok problem ve çözümüne ve tahmin gibi birçok veriye ulaşılabilir. Stratejik odaklanma. Projelerin stratejik hedefler doğrultusunda seçilebilmesi ve beklenen sonuçların gerçekleşenlerle karşılaştırılarak stratejilere katkının izlenmesi sağlanmalıdır. Projelerin öneri aşamasındayken doğru bir şekilde seçilmesi, stratejik hedefler doğrultusunda seçilmesi çok önemlidir. Proje ofisi bu konudaki seçim kriterlerini ve ağırlıklarını belirler. Burada proje önerilirken önerilen faydanın bir şekilde takip edilmesi gerekir. Bu fayda proje esnasında gerçekleşebileceği gibi sonunda da gerçekleşebilir. Proje bittikten belli bir süre sonra da gerçekleşebilir. Proje ofislerinin önerilen faydanın gerçekleşip gerçekleşmediğini takip etmesi gerekir. Kaynak kullanımı. Projelerde kullanılan kaynakların dağılımını ve olası dar boğazları gözlemlemek, erken uyarı sistemleri geliştirmek, yanlış planlamayı önlemek. Projeler genellikle şirketlerde ortak kaynakları kullanırlar. Bu yüzden de kaynakların dağılımı ve olası dar boğazları gözlemlemek proje ofisinin yükümlülüğündedir. Hangi projenin öncelikli olduğuna göre kaynak dağılımını sağlamak ve dar boğazlar olduğu noktada kaynak edinimini gerçekleştirmek proje ofisinin görevi olacaktır. Proje ofisleri aynı zamanda projelerin gelişimini, durumunu izlerler. Bu noktada gelecek dönemlerde herhangi bir kaynak darboğazı olacağını fark ettiklerinde bunu bir uyarı sistemiyle,
bir tetikleme mekanizmasıyla ilgili paydaşlara iletmekle yükümlüdürler. Rol ve sorumluluklar. Projelerde yer olanların rol ve sorumluluklarındaki belirsizlikler giderilmeli, proje yöneticilerine destek olacak standart ve politikalar gerçekleştirilmelidir. Proje yönetimindeki roller, sponsor, proje yöneticisi veya proje ekip üyesi gibi tanımlamaların şirket içinde netleştirilmesi çok önemlidir. Özellikle danışmanlıklarda bizim önerdiğimiz proje yönetimine ilişkin sponsor, proje yöneticisi, proje ekibi başlıklarının bir rol olduğunun, aslında ünvanlarla ilgisinin olmadığının anlaşılmasını sağlamaktır. Proje yöneticisi her seviyedeki çalışan olabilir. Önemli olan o role geldiğinde rol ve sorumluluklarını bilmesidir. Metodoloji, farklı proje tiplerine göre sistemli bir çalışma süreci oluşturulmalı. Metodoloji ve gerektirdiği belgeler hazırlanmalı. Gerekli eğitimleri verilmeli, yönlendirmeler yapılmalıdır. Genellikle tek bir metodoloji her proje tipine uygulanamayabilir. Arge projesi, bilişim projeleri, yeni ürün projesi gibi bu farklı proje tiplerine göre sistemli bir çalışma tipi metodoloji belirlenmesi gerekir. Her metodoloji kendi içerisinde değişik süreçlerde belgelerin çıkmasını, bazı süreçlerse belli belgelere girdi olarak ihtiyaç duyar. Metodoloji hazırlandıktan sonra proje ofisi metodolojiyle ilgili gerekli eğitimleri şirket içine vermeli. Metodolojinin uygulanması sürecinde yaşanan problemlerde de yönlendirmeler yapmalıdır. Proje yönetimi aracı. Tüm proje yöneticileri için ortak bir dil ve platform geliştirilmeli, kullanılması sağlanmalıdır. Bu gerek Microsoft'un uygulamaları, Word, Excel gibi uygulamalar da olabildiği gibi çok daha şirketin ortak kullanımına yönelik kurumsal çözümler olabilmektedir. Önemli olan tüm proje ekibinin aynı dil ve ortak bir platform üzerinde çalışabilmesinin sağlanmasıdır. Şeffaflık, yürüyen projelere ilişkin anlık bilgilere erişim sağlanmalıdır. Proje ofisleri tüm projelerden topladığı bilgileri kendi platformunda derler ve özellikle yönetimin kolay ve hızlı karar alabilmesi için bunlara erişim sağlar. Tüm bunları gerçekleştirecek bir proje ofisinin kurulması planlanmalıdır. Hangi bilgilerin elde edilebileceği, süreçlerin tanımlanması, belgeleme ve benzeri yapılacak tüm çalışmalar bir plan dahilinde yapılmalıdır. Aslında burada kastetmek istediğim proje ofisinin kurulması da bir projedir. Bir proje planı dahilinde planlanmalı ve dikkatlice gerçekleştirilmelidir. Proje ofisinin en basit ve kabul edilebilir düzeyde işe başlaması ve sonrasında gelişim adımlarının hayata geçirilmesi gerekir. Proje ofisleri bir olgunlaşma süreci sonunda nihai hallerine gelirler. Bu yüzden proje ofisinin önce problemleri çözen ve ilaç olan noktada devreye girmesi gerekir. Sonra yavaş yavaş şirket içinde yönetimin ihtiyaçları ve projelerin gereksinimleri doğrultusunda kendi sorumluluk alanını genişletebilir, detaylandırabilir. Proje ofisinin değer katan bir yapıda olması, mali merkezi olarak algılanmaması çok önemlidir. Proje ofislerinin yaratacakları değeri ifade etmeleri ve bir değer yaratmaları çok önemlidir. Özellikle proje ofisinin bir yatırım olarak görülmesinin sağlanması gerekir şirkette. Proje ofisleri bir maliyet merkezi olmamalıdır. Bugünkü paylaşımım burada tamamlandı. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Ben Savaş Yakar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.